Murat Sevinç Diken Kılıçdaroğlu'nun ilahiyatçı ve hukukçulara yaptığı gereksiz çağrı. 8. eleştiri yazısı. Kemal Kılıçdaroğlu seçimden birkaç gün sonra Halk TV'den Fikret Bila ile söyleşisinde seçim sürecindeki adaletsizlikleri andıktan sonra şöyle bir ifade sarf etti. Seçimi ahlaki meşruiyet açısından hukukçular da ilahiyatçılar da tartışmalıdır. Eleştiri yazısı dizisi içinde bu cümleyi özellikle ele almak istiyorum. Çünkü hem muhalefete hem Kılıçdaroğlu'nun siyasetine ve hem de ülkenin durumuna dair epey ipucu barındırdığı kanısındayım. Kılıçdaroğlu'nun yenilgiyi yönetemediğini düşünüyorum. Yenilmek, kaybetmek, bunu idrak edebilmek ve gereğini gerektiğinde yapabilmek kolay iş değil ve görünen o ki iyi bir sınav vermiyor. Hiçbir açıdan. Çok daha muteber bir mağlup olabilecekken farklı bir yol seçti, sonu hayırlara vesile olmayacak bir yol. Kılıçdaroğlu'nun seçim dönemindeki haksızlık ve usulsüzlükleri, ilahiyatçıların ve hukukçuların ilgisine havale edişi, hem muhalif siyasetin hem Kılıçdaroğlu siyasetinin bir yansıması. O siyasetin sorunlu taraflarından birini gösteriyor. Siyasi alanda olup biteni hala ve ısrarla hukuksal ve ahlaki çerçevede ele alma isteğini bir başka söyleyişle muhalefeti esir alan siyasetsizliği. Hangi hukukçular? hukukçulara verdiği ödeve bakalım. Öncelikle her konuda olduğu gibi ideolojiden, dünya görüşünden ve toplumsallığından bağımsız hukukçu adı verebilecek bir tür yok. Sağcı hukukçular, solcu hukukçular, sosyalist hukukçular, İslamcı hukukçular, ulusalcı ülkücü hukukçular, elimakbel bürosu hukukçuları, umursamaz hukukçular, fırsatçı hukukçular, vicdan sahibi hukukçular, para ve şöhre seven hukukçular, danışman hukukçular, iyi ve kötü hukukçular ve toplumcu ve bireyci hukukçular, zengin ve yoksul hukukçular, farklı kökenden hukukçular vesaire. Her bir hukukçu tipinin içinden hukuk geçen olaylara yaklaşımı farklı olur. Bu gerçeği tek bir hukuk yorumu ve aynı tornadan çıkmış bir hukukçu var olmadığını kabul etmek, hiç olmazsa bundan böyle yaşanacaklara daha gerçekçi bakmayı sağlayabilir. Henüz hafızamızdaki canlılığını koruyan bir örnek. Hukukçuların büyük kısmı haklı olarak Erdoğan'ın üçüncü kez aday olamayacağını dile getirdi. Oysa iktidar hukukçuları aynı metne bakıp aday olabileceği yönünde görüş bildirdi. Hatta dönemin meclis başkanı Erdoğan'ın aday olabileceğini söyleyen bir makale dahi yazdı. Demokrasilerde örneği olmasa gerek. Yasama organının başındaki kişi, yürütme organının başındaki kişi lehine makale kalem aldı. Hukukçular içinde kamuoyunun işiteceği biçimde basında ve sosyal medya hesaplarında konuşulup yazanlarla konuşmayıp yazmayanlar ayrımı da mevcut. Hali hazırda bir üniversitede çalışan hukuk öğretim üyesi, özellikle devlet üniversitelerinde baş ağrısı yaşamadan açıkça iktidar eleştirisi yapma olasılığı düşük. Bu yüzden sayıları az. Kuşkusuz tek neden söz konusu güçlük değil, akademinin bir kurum olarak tarihsel uyar oğulculuğunu, işbirlikçiliğini ve özellikle hukuk fakültelerindeki katı hiyerarşiyi de hesaba katmak gerekir. Ayrıca diyelim bir hukukçu iktidar eleştirisi ya da yalnızca doğruyu söyleme ilkesi nedeniyle idare ile sorun yaşadığında ne olur derseniz kim destekler? Muhalefet o akademisyenin söz özgürlüğü için ne yapar? Örneğin Kılıçdaroğlu'nun ya da herhangi bir siyasetçinin bir destek cümlesinin hükmü nedir? Bu partiler misal onca KHK'lı akademisyen için 7 yıldır ne yaptılar? EYT'liler için harcadıkları enerjinin binde birini memleketin akademisyenine bahşettiler mi? Hukukçular hukuki, ahlaki bir sorgulamaya davet ederken onları da bu hesaba katmakta yarar var. Akademinin A, kim atıldı, ne zaman oldu bu tutumu ayrı bir eleştiri yazısının konusu olacak. Ne yapsınlar? Peki bir avuç insan seçim sürecindeki hukuk dışılıklara tepki gösterdiğinde hangi yanıt aldı? Ocak ayında Kılıçdaroğlu Erdoğan aday olamaz diyerek üsteleyenlere çıkıştı ve şöyle dedi. Sanki biz başvursak YSK gelecek hukuka uygun, anayasaya uygun karar verecek yargıya, yüksek seçim kuruluna güvenmiyoruz bu kadar açık. Bu durumda hukukçular ne yapsın öneriniz? Siyaset yapma şekli derken söylemek istediğim bu. Herhangi bir hukuk dışılıkla ve anayasaya aykırılıkla tek mücadele yolu olarak mahkemeyi görmek. Örneğin meclisten çekilmek, örneğin hiç olmazsa komisyonlardan çekilmek, örneğin iktidar uygulamalarının meşruiyetinin sorgulanacağı başkaca yaratıcı yollar bulmak. Adalet yürüyüşü böyle bir eylem değil miydi? İktidarın ezberini bozmadı mı? Ancak ne yazık ki muhalefetin ezberini de bozdu, bu yüzden hızla unutturmaya çalıştılar. Demokrat Parti'nin 1947'deki hürriyet misakını örnek alıp sine millete dönmek, hiç olmasa bunu gündeme getirmek de bir yol diyenler saçmalamakta itham edilirken muhalefetin bir parti devlet rejimine meclise soru önergesi vermesi son derece makul karşılanıyor. Çünkü onlar milletvekili ve durumlarından memnun. Örneğin CHP sözcüsü Öztrak gibi birinin muhalefete heyecan verecek, aykırı bir iş eylem yapabileceğini ve herhangi bir makamdan çekileceğini hayal edebilir misiniz? Adaylık konusunun 2018'de yazdım gündeme gelmesi dört küsür yıl aldı. Oysa ilk günden itibaren tartışılmalıydı. Diğer tüm aykırılıklar gibi. Örneğin Demirel olsa dört küsür yıl boyunca diline dolar, kendi üslubunca aday olamayacak biri nasıl aday olacakmış, anayasayı kuşlar mı yemiş diye verirdi. Uygulanacak seçim yasası, istifa etmeyen bakanlar vesaire, hukukçular bu konuları yazıp çizdi. Başka ne yapabilirler? Sorun siyasetçilerin ne yaptığı, neyi ne kadar umursadığı. Bir seçim yapıldı, akla hayale gelemeyecek aykırılıklara tanık olundu. Muhalefet gereğini yapmak yerine mızmızlanmakla yetindi. Çünkü her şeye rağmen kazanacaklarından eminlerdi. Çıksın karşımıza Külhan Beyliği'nin cazibesine kapıldılar ve kaybettiler. Hukukçuların yapacağı ve tartışacağı pek bir şey yok burada. Söz konusu aykırılıklar ders kitaplarında örnek olay kategorisinde yer alır, hepsi bu. Cümlemizin aklıyla dalga geçmek. Kılıçdaroğlu ikinci ödevi ilahiyatçılara verdi. Kılıçdaroğlu siyasetinin olağan bir diğer sonucu. CHP'nin toplumla kurduğu ilişkinin dönüşmesi ve özellikle muhafazakar kesimle bağ kurmasının gerekli olduğunu düşünenlerdenim. Kılıçdaroğlu'nun çabası ve aldığı yolu azımsamanın alemi yok. Ancak ilişki kurma, hemhal olma gerekliliğiyle dindar kadar dindar, milliyetçi kadar milliyetçi olma, görünme hevesi arasındaki sınır geçileli çok oldu. Seçimdeki iftiraların, montaj görüntülerin ve ayrımcı dilin ilahiyatçılara havale edilmesi bu durumun sonuçlarından biri. İlahiyatçılar AKP devrinde altın çağını yaşıyor fakülte ve öğretim üyesi sayısı hukuk fakültelerini aşmış durumda ve parti devlet rejiminin gereksinim duyduğu insan kaynağının menbaı konumunda. Anayasa hukukçusu Kemal Gözler'in İlahiyat Nereye Gidiyor başlıklı makalesini bir kez daha öneriyorum. Hoca gayet güzel anlatıyor durumu ve nahoş ihtimalleri. Hal böyleyken hepi topu sağdan say 10 kişi, soldan say 10 kişi olup biten rezaletleri gündeme getiriyor ve yüksek sese tepki gösteriyorken farklı ses çıkaran ilahiyatçılar türlü zorluklar yaşar ve hatta ülkeyi terk etmek zorunda kalırken çoğu yıllar boyu her türlü adaletsizliği bir güzel hazmetmiş ve iktidar nimetleri karşısında büyülenmişken Hala ilahiyatçılardan iktidarın tutumuna ilişkin bir sorgulama beklemek olsa olsa cümlemizin aklıyla dalga geçmek anlamına gelir. Ez cümle ilahiyatçıların keyfi yerinde hukukçular çaresiz. Biri için sorgulamak çıkarına aykırı, diğeri için sonuçsuz gevezelik. Kılıçdaroğlu'nun söz konusu anlamsız çağrısı muhtemelen çaresizlikten kaynaklanıyor inatla sürdürdüğü bir tarzı siyasetin beklenebilir sonucu olup giderek çoğalacak bir çaresizlik hissinden. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.